Tüm tam sayıları giderek büyüyen bir sarmal şeklinde yazdığımızı düşünelim. Asal sayıları mavi ile, birleşik sayıları da siyahla belirtelim. Şöyle ilginç bir soru sorulabilir. Bileşik sayılarla karşılaştırıldığında kaç adet asal sayı vardır? İlk olarak büyük resmi görebilmek için biraz uzaklaşalım. Asal sayıların merkezde yoğunlaştığını, uzaklaştıkça seyreldiğini görebiliriz. Ama her zaman vardırlar. Ben bu durumu şu şekilde örneklendiriyorum. Tam merkezde sonsuz yükseklikte bir ağaç olduğunu düşünün. Bu ağaçtan düşen yapraklar asal sayılar olsun. Öngörülemez bir şekilde ağacın altına saçılırlar. Yapraklar ağacın dibinde yoğundur. Ağaçtan uzaklaştıkça çok daha az sayıda yaprak görürüz ama illaki görürüz çok ama çok büyük olan tam sayılar içinde durum işte aynen böyledir. Daima asal sayılara rastlarız ama rastladığımız asal sayı miktarı daha ilerlere doğru giderek azalır. Şimdi sorumuza dönelim. Bir x tam sayısından küçük olan kaç asal sayı vardır? Bir tablo yaparsak asal sayı miktarının giderek arttığını görürüz ama tam sayıyı artırdıkça giderek daha az asal sayı eklenir. Gelin bulunan asal sayı miktarını düşey eksende, x tam sayısını da yatay eksende gösterdiğimiz bir grafik çizelim. Grafiği uzaklaştırıp baktığımızda, milyar seviyesine ulaştıkça eğrinin asla yatay hale gelmediğini görürüz. Azar azar bile olsa her zaman artış var. İlk olarak bir x tam sayısından küçük olan asal sayıların yoğunluğunu düşünelim. Asal sayı miktarını x tam sayısına bölerek yoğunluğunu bulabiliriz. İlk 100 tam sayıda 25 asal sayı vardır. Yani ilk 100 tam sayının %25'i asal sayıdır. İlk 10000 tam sayı içinde 1229 adet asal sayı vardır. Yani %12,29'u asal sayıdır. İlk 1 milyon tam sayının %7,84'ü asal sayıdır ve ilk 100 milyon tam sayının %5,76'sı asal sayıdır. Sayıyı artırdıkça yoğunluk azalmaya devam eder ama azalma hızı da giderek düşer. Bu da tam sayıların yatay eksende, asal sayı yoğunluğunun da düşey eksende gösterildiği grafik. Giderek uzaklaştığımızda, grafiğin yataya yaklaştığını görürüz. Şaşırtıcı bir şekilde bu formüle doğada da rastlarız. Galaksilerde, fırtınalarda, çiçeklerde, hatta bedenlerimizde bile bunu görürüz. Bu en düşük direncin tasarımıdır ve logaritmik sarmal olarak bilinir sarmal açıldıkça merkezden uzaklaştığını fark etmişsinizdir. Şaşıracaksınız ama logaritmik sarmalın dönme hızıyla asal sayıların yoğunluğu arasında şu şekilde bir bağlantı vardır. Dönme sayısına fi diyelim. Merkezden uzaklık da r olsun. Fi ile r'nin grafiğini çizip uzaklaştırarak baktığımızda aralarında doğal logaritmaya göre bir bağlantı olduğunu görürüz. Bu da şu demektir uzaklığın doğal logaritmasıyla dönme sayısı arasında bir bağlantı vardır. Doğal logaritma fonksiyonunun grafiği genellikle y ve x değişkenleri kullanılarak yazılır. y eşittir x'in doğal logaritması şeklinde. Asal sayıların yoğunluğu nasıl giderek azalıyorsa, bu grafiğin eğiminin de aynı şekilde azaldığını fark etmişsinizdir. Son aşamada, y ekseni yerine, 1 bölü x'in doğal logaritması yazmak. Grafiğe uzaktan baktığımızda, asal sayıların yoğunluğu grafiğinin aynısını elde ettiğimizi görebiliriz. Gelin, iki grafiği üst üste koyarak bunun sağlamasını yapalım. Yeşil olan y eşittir, 1 bölü x'in doğal logaritmasının grafiği. Kırmızı olan da, x'ten küçük olan asal sayıların yoğunluğunun grafiği. Uzaklaştıkça birbirlerine yaklaşıyorlar. Ne kadar uzaklaşırsak iki grafik o kadar çakışıyor. Bu olaya asal sayıların dağılımının asimptotik kuralı denir. Artık asal sayıların yoğunluğunu onları saymadan bize veren bir formülümüz var. X'ten küçük asal sayıların yoğunluğu yaklaşık olarak 1 bölü x'in doğal logaritmasıdır. Yani 1 bölü ln x'tir. Diyelim ki 1 ile 100 trilyon arasındaki asal sayıların yoğunluğunu bulmak istiyorsunuz. Çok kolay. 1 bölü ln 100 trilyon. O da eşittir %3,1. Bunu tüm asal sayıları tek tek sayarak bulduğumuz sonuçla karşılaştırırsak ki onun sonucu da %3,2'dir. %0,1'lik hata payıyla doğru bildik demektir. Daha büyük sayılar için hesapladıkça, hata payı sıfıra yaklaşır. Asal sayı yoğunluğuyla ilgili bu formülü, x'ten küçük asal sayıların miktarını bulmak için de kullanabileceğimizi sanırım fark etmişsinizdir. Asal sayıların miktarı, eğrinin altında kalan alandır. Yoğunluğu sabit bir sayı olarak alıp, bunu sadeleştirebiliriz. Bu durumda, asal sayı miktarı eşittir, tam sayı çapı yoğunluktur. Yani x bölü ln x'tir. İşte bu asal sayılar teoremidir. Bu grafikte y eşittir x bölü ln x mavi renkle, asal sayıların gerçek miktarı ise sarı renkle gösteriliyor. Grafikten uzaklaştıkça ve sonsuza yaklaştıkça iki eğrinin birbiriyle çakıştığını fark etmişsinizdir. İşte gördünüz. Herhangi bir sayıya kadar kaç adet asal sayı olduğunu tek tek saymaya gerek kalmadan veren bir formülümüz var. Yani, mesela diyelim ki, 100 trilyondan küçük kaç adet asal sayı olduğunu bulmak istiyoruz. 100 trilyon bölü ln 100 trilyon eşittir 3,1 trilyon. Tek tek sayarsak asal sayıların gerçek adedi 3,2 trilyondur. Yani, formülümüz, %99,99'dan yüksek bir doğrulukla sonucu verdi. Üstelik görece bu kadar küçük bir ölçekte. Özetlersek, herhangi bir x sayısı söz konusu olduğunda, bu x'ten küçük asal sayıların yoğunluğu yaklaşık olarak 1 bölü ln x'tir. Asal sayıların adedi ise yaklaşık olarak x bölü ln x'tir. İşte buna asal sayılar teoremi deniyor